ediyoruz. Sizi hayırdır de rica edeceğiz. Sağlıklı zayıflamak için ve ödem atmak için kürümüzü uygulamalı olarak değerli seyircilerimiz sizlerle paylaşalım. Gerçekten çok acayip yöntemler öneriliyor. Özellikle internetten haplar öneriliyor ki geçtiğimiz günlerde hocam konuşmuştuk. 16 yaşında bir kardeşimizi de internetten zayıflama hapı aldı ve hayatını kaybetti. Halbuki şimdi sizin burada kürünüzde ne kadar da basit, ne kadar ne Güney Afrika'dan gelen bir şey var şu masanın üzerinde, ne adını sanını bilmediğimiz bir şey var. Buyurun hocam, zayıflamak, sağlıklı zayıflamak istiyoruz. Şimdi şöyle, ödem atmak istiyoruz. Ödem atmak, vücut eğer kan dolaşımı problemi yaşıyorsanız, mesela ayaklarınızda ödem oluşur. Bu birçok nedenden olabilir. Kalp yetmezliği ayaklarda ödem yapar, işte diyabet ayaklarda ödem yapar, kullandığınız bazı ilaçlar ayaklarda ödem yapabilir. Veya diyelim ki böyle bir rahatsızlığınız yok ama vücudunuzda ödem var. Bunun birinci nedeni dolaşım bozukluğunuz var demektir. İşte bu lahana yaprağını 15 dakika kaynatıp suyunu içerseniz, yani yarım litre suda bunun gibi 3 yaprağı kaynatın, böyle 3 tane yaprağı 15 dakika kaynatın ve bunun suyunu için. Yani dolaşım bozukluğuna birebir. Ha şimdi lahananın bir özelliği vardır ödem atarken. Lahana yaprağı aqua retiktir. Aqua su demektir. Vücudunuzdan su atar. Diüretik nedir? Hem su atar hem mineral atar. Şimdi vücudunuzdan mineraller atıldığı zaman ne oluyor? Tansiyonunuz düşüyor. Yüksek tansiyon hastalarına doktorlar ne verir? Diüretik verir. Hemen o ilacı alır ve tuvalete koşarlar. 5-6 dakika, bilemedin 10 dakika sonra. Neden? Tuz atar, mineralleri atar ve su atıyor. İşte o zaman da tansiyon düşüyor, normal seviyeye geliyor. Şimdi sakın ha bu doktorun verdiği ilacı kullanmayın, sonucunu çıkartmasınlar. Şimdi lahananın akuaretik olduğunu söylüyorum. Vücudunuzdaki ödemi atar. Fazla biriken bir su varsa bunu atar ve vücut sağlıklı çalışır. Bunu söylüyorum. Mesela ayaklarda ödem oluşur, ayaklarda ağrı oluşur, venöz yetmezlik denir buna. Yani toplar damar yetmezliği bulunmaz bir nimettir. Şimdi eğer bu lahananın içerisine siz 10-15 tane maydanoz ilave ederseniz, saplarıyla beraber, evet biraz daha al kızım, 10-15 var ama az o. Evet, ince. Evet, biraz ince. Evet. Aslında sizin sevdiğiniz türden hocam. Evet, hem de çalın köy maydanozu, helal olsun yani. Efendim. Evet. Bununla beraber bunu kaynatacaksınız. Ne kadar kaynatıyoruz kızım? Hocam sağlıklı zayıflamak için verdiğimiz tarif farklı. Yarım litre suyumuzu kaynattıktan sonra... Ödem atmak için ve ayaklardaki venöz yetmezlik için 15 dakika kaynatıyorsunuz. Bu ise şimdi içine maydanoz atıp kaynattığımız lahana akuaretik dedik. Bakın vücudunuzdan su atıyor. Maydanozu içerisine ilave ettiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biyotransformasyon diyoruz. Yani yağ dokusunda biriken toksinleri suda çözünür hale getiriyor. Çünkü yağ dokunuzdaki toksinleri atamazsınız. Zayıflamaya başlayan insanlara bakın, şöyle 3-4 kilo verdikten sonra renkleri böyle uçuk olur, halsiz olurlar. Neden? Çünkü yağ dokusu yanmaya başlarken, yani metabolize olurken, yani yağ erimeye başlayınca diyelim, yanıyor da, evet, yok olmaya başlayınca o toksinler kana karışıyor. Ve sizde halsizlik yapıyor onlar. Esas halsizliği yapan o toksinler. Şimdi zayıfladım diye değil yani. Evet. Ha şimdi ama lahana ile maydanoz ne yapıyor? Bu yağ dokusunda biriken toksinleri suda çözünür hale getiriyor. Terleme yoluyla, idrar yoluyla, yani böbrekler üzerinden bir miktarda dışkıyla, çünkü onda da su var. Ne yapıyorsunuz? Ter yoluyla bunu atmış oluyorsunuz. Ve şey de, böyle bir halsizlik de çekmezsiniz. Ve tabii ki aynı zamanda bu yağları da yakmanıza yardımcı olur. Bak, yardımcı olur. Şimdi bu yaptığımız hocam, şu anda açmış olan değerli seyircilerimiz için ya da başını kaçırmış olanlar için hatırlatalım. İlk yaptığımız hediye, şu andaki kür hangisiydi? Bu sağlıklı zayıflamak için. Zayıflamak için. Evet. Lahana ve maydanozu kullandık. Evet. Ve gerçekten zayıflarlar. Yani ayda 1,5-2 kiloyu sağlıklı bir, bak, yeme şeklini değiştirmesinler. Aynı beslenme şekline devam etsinler. Tamam. Bunu da içsinler. Ayda 1,5, en fazla 2. Ha, bazı insanlarda bu 2,5-3 kiloya da çıkabilir. Çünkü hiçbir insanın genetik yapısı bir başkasınınkinin aynısı değildir. Yani ama hakikaten sağlıklı bir şekilde bu sizi zayıflatır. Yani yağlarınızı yakar. Şey çok önemli yani, herhangi bir şey, normal beslenmenden vazgeçmiyorsun. Mesela hayır, normal beslenmesine dikkat edecek. Yani dikkat edecek derken, bir de bu limon da taze limon. Ha, yatak hocam, limon değil. Şunu belirtelim mi? Şimdi cam bir kaba hazırladıkları maydanoz limon karışımını her içimden önce... Ha, ılıdıktan sonra bravo hediye. Ilıdıktan sonra her içimden önce içerisine taze 2 yemek kaşığı limon suyu katıp o şekilde içmeleri gerekiyor. Lahana maydanoz karışımının, maydanoz limon. Evet, ama ılıdıktan sonra. Lahana maydanoz ılıyınca, 2 yemek kaşığı da limon. Tamam. Ne kadar içelim günde? Sabah, öğle, akşam. Aç karnına. Yani. Evet, bunu işte 3 defa da bitirecek yani. Bunu 3 defa hazırlamıyor. Yok yani, hocam, bu hazırladığı karışımı gün içerisinde, bitirecek. Hemen ödem. 3-4 saat içerisinde bitirebilir. Lazım. Yalnız bakın, burada bilinmesi gereken bir şey var. Lahana kürünü tek başına dolaşım bozukluğu için uygulayacaksanız 15 dakika kaynatacaksınız. Ilıdıktan sonra içerisine böyle 3-4 damla limon sıkın. O da ne yapar? Şişkinlik yaptırmaz, gaz yaptırmaz. Çünkü lahana biraz gaz yaptırır. Yapar. Vallahi ben tadını bakayım. Evet. İşte hem tad, yani herkes biliyor lahana nedir. Ama hocam, tek başına lahana kürü benim 6 ayda bir mutlaka uyguladığım kürlerden bir tanesi. Ödem için ne yapıyoruz? Süremizi bitirmek üzereyiz. Ödem için sabah kiraz sapı, akşam da mısır püskülü uygulayacağız. Sabah uyguladığımız kiraz sapı, 1 su bardağı klorsuz suyun içerisine 25-30 adet kiraz sapı ilave göstermekte. Mesela bayanlar regli öncesi, bir hafta önceden veya 5 gün önceden veya 3 gün önceden vücutları su tutmaya başlar. Yüzlerinde şişkinlik olur, kollarda ödem yapar. İşte bulunmaz bir nimet. Yani regli başlamadan böyle 4-5 gün öncesinden sabah kiraz sapı, akşam mısır püskülü. Bak, o ödem oluşacak mı? Evelallah, mümkün değil. Yaz da geliyor, kiraz da çıkacak. İşte sapını atmamakta hocam. Siz dersiniz doğa çöp üretmez. Asla. Çünkü Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Yani öyle eğlence olsun diye, süs olsun diye, zaten açık ayeti var. Süs olsun diye, eğlence olsun diye yaratmış olsaydık onu kendi katımızda yapardık diyor. Yani düşünün, insana bu kadar çok değer veriyor Allah. Şu mısır püskülünü de gösterelim. Ne kadar miktarı önemli, ne kadar... yine 1 su bardağı klorsuz suyun içerisine 1 tutam mısır püskülü ilave edip 5 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Kiraz sapını 5 dakika kaynattık. Onu 5 dakika nasıl kullanıyoruz ve ne kadar süreli kullanıyoruz? 1 ay boyunca sabah kiraz sapını 5 dakika kaynatıp içiyoruz ılıkken. Akşam mısır püskülünü yine 5 dakika kaynatıp akşam yemeğinden 2 saat sonra içiyoruz. Böylece. Yani vücudunda genelde ödemi olanlar için bulunmaz bir nimet. Ama regl öncesi ödemi olan bayanlar regl bitimine kadar, regl başlamadan 3-4 gün önce bunu sabah kurutulmuş kiraz sapı, akşam mısır püskülünü kaynatıp içerse en ufak bir sıkıntıları olmaz. Aynı anda hepsini mesela hem zayıf, hem zayıflama hem ödem aynı şey değil mi hocam? Şimdi yok, yani farklı şeyler. Hiç alakası olmayan şey. Bakın burada bilinmesi gereken şey var. Yani lahanayla siz maydanozu kullanıp bir de efendim yok kurutulmuş kiraz sapını alayım daha hızlı yaparım derseniz yanlış yaparsınız. Bakın her şeyde bir ölçü var. Yani bunlara uyulması gerekir. Çünkü insanımız bazen ben bu daha hızlı zayıflarım diye ölçülerin dışına çıkıyorlar. Bu iş olmaz. Bakın en basit bir ağrı kesici var. Herkesin bildiği, adı A harfiyle başlar. Bunun 1-2 tanesini kullandığınız zaman analjeziktir, ağrı kesicidir. Bunu 3'e 4'e çıkarttığınız zaman anti-inflamatuar etkilidir. Bunu 8-9'a çıkarttığınız zaman gün içerisinde 24 saatte suizit etkisi gösterir. Yani onun için miktarlarda aldığınız ölçü çok önemlidir. Hangi amaçla ne miktarda kullanacağınız çok iyi bilinmesi gerekir. Evet. Peki hocam, süremizin sonuna geldik. Hediye çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz hocam.